Efendim ışıl ışıl bir pazar günü. Bugün 7 Mayıs Pazar 2023. Yurttan ve dünyadan önemli haber başlıklarıyla Lale Gül TV ve Lale Gül FM stüdyolarından yine karşınızdayız. Yaklaşık 40 dakika gibi evlerinize, stüdyolarımızdan misafir olacağız. Ben Muhammed Binici. Hiç vakit kaybetmeyelim. İlk haberimizle başlayalım efendim ve Atatürk Havalimanı'na gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Büyük İstanbul mitinginde konuştu. Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz dedi. Erdoğan ayrıca CHP'ye yüklendi. Atatürk Havalimanı'na Teknofest'i gömmek istiyorlar dedi. Vatandaşa hitap eden Erdoğan 14 Mayıs'ta İstanbul evet derse bu iş biter ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük İstanbul mitinginde konuştu. Biz yaptık! Alanı dolduran yüz binlerce kişiye hitap eden Erdoğan, Büyük İstanbul mitingine 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı. İstanbul bugün aykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Onların kim olduğunu biliyorsunuz. Dün Maltepe'deymişler. Evet, şimdi resmi rakamı getirdiler bana. Resmi rakam 1 milyon 700 bin. Erdoğan CHP'ye yüklendi. Atatürk Havalimanı'nda Teknofest'i görmek istemiyorlar dedi. Kardeşlerim, Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz, seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Yeşilköy'deki bu alan önceki asrın başlarında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve sonra tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Atatürk Havalimanı'na şimdi de Teknofest'i gömmek istiyorlar. Erdoğan 14 Mayıs'ta İstanbul evet derse bu iş biter ifadesini kullandı. Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Bütün yakınlarımızı, dostlarımızı sandıklara götürüyor muyuz? Ben size inanıyorum. Siz İstanbul'sunuz. İstanbul evet derse bu iş biter. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından duyulsun. Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya, onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada. Cevabı siz vereceksiniz. Siz. Evet, bugün İstanbul bir başka güzeldi sevgili izleyiciler. Gökyüzünde ışıl ışıl bir güneş vardı. Yeryüzünde ise vatanına, milletine sahip çıkan millet vardı. Hepsi akın akın Atatürk Havalimanı'na gitti. Başkan Erdoğan'ın müjdesi sadece bunlar değildi elbette. Çok büyük bir projeyi, mega projeyi de açıkladı. Onun müjdesini de verdi. Neydi bu müjde? Marmara'nın altından bir ikinci tüneli, üçüncü tüneli. Tünelin müjdesiydi bu. Hem hareketlilik getirecek İstanbul'a, hem de yine trafiği müsbet anlamda iyiden yana iyileştirecek bir projeydi. Tabii çok büyük bir proje, mega bir proje. Biz söz verdik mi yaparız dedi ve daha önceki verdiği sözlere dikkat çekti. Hepsini yaptığını ama birilerinin sadece söz verdiğini ve bu sözleri tutmadığının altını çizdi. Yine Başkan Erdoğan'ın satır başlarından söyleyecek olursak, aktaracak olursak, çöp, çamur ve diğer taraftan Çukur İstanbul'una dikkat çekti. Eskiye götürdü alandaki vatandaşları ve bunların tarihe gittiğini, tarihte kaldığını, daha güzel günlerin Türkiye'yi beklediğinin altını çizdi. Diğer taraftan yine önemli bir unsursa şuydu. Mesela benim de aracım Atatürk Havalimanı'na girmek için kayıtlıydı ama ben maalesef o yoğunluktan oraya giremedim. Yorum için oraya gidecektik ama gidemedik. Çünkü 1 milyon 700 bin resmi giriş olduğunu söyledi Başkan Erdoğan.
Ama bir o kadar yolda akın akın Atatürk Havalimanı'na gitmek isteyen vatandaşlar yolları tamamen kapatmıştı. Evet, bugün yine Atatürk Havalimanı tüm dünyaya Türkiye'den, İstanbul'un göbeğinden, Atatürk Havalimanı'ndan bir mesaj daha verdi. Neydi o mesaj? Tabii bu mesaj kime gitti? Ağırlıklı olarak, birinci ağırlıklı olarak Biden'a gitti. Çünkü Biden Türkiye'de birilerini işaret ediyordu. İkinci olarak The Economist'e gitti. The Economist'e biliyorsunuz Başkan Erdoğan gitmeli diyerek tarafını belirlemişti. Ve Türkiye'deki iç siyasete karışan bir The Economist görmüştük. Ve yine o mesaj, oradaki toplanan 1 milyon 700 bin üzerindeki vatandaşın o mesajı dünyadaki küresel elitlere gitti. 13 aile gitti ve Türkiye'deki o küresel elitlerin işbirlikçilerine gitti. Yani Türkiye'deki maşalara gitti. Bu anlamda İstanbul bugün bir başka güzeldi sevgili izleyiciler. Şimdi ikinci haberimize devam edelim. Yine Atatürk Havalimanı'ndayız. Bugün binlerce İstanbullu İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce sahneye çıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce tabii sahneye kurmaylar çıktı. Bunlardan bir tanesi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Süleyman Soylu 14 Mayıs'ta bu millet Kemal'e bay bay diyecek dedi. Ve Soylu ayrıca 29 Ekim'de dağlarda hiçbir terörist kalmayacak ifadesini kullandı. Binlerce vatandaş AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingine katıldı. Münevverenin! Mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ta bu millet Kemal'e bay bay diyecek dedi. Büyük devrimlerin altına imza attınız. Onun için çıldırıyorlar. Onun için saldırıyorlar. Onun için, evet, onun için Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesini hazmedemiyorlar. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu millet de Kemal'e bay bay diyecek. Bakan Soylu, 29 Ekim'de dağlarda bir tek terörist kalmayacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle terörü sildik süpürdük mü? Doğuyla batıyı birbiriyle kardeş yaptık mı? Bu ülkede ben Müslümanım, ben dindarım diyen diyebildi mi? Kürdüm diyen, Aleviyim diyen diyebildi mi? Şimdi size son cümlem. Allah nasip edecek. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Kalmayacak, kalmayacak. Tabii HDP'yi bir kaşıntı aldı. Çünkü Süleyman Soylu çok net bir ifade kullanıyor. Diyor ki 29 Ekim'de bu dağlarda, şehir içlerinde hiçbir terörist kalmayacak diyor. Geçtiğimiz günlerde yine Süleyman Soylu bir açıklama yapmıştı ve Türkiye'de daha doğrusu PKK sayısını bildirmişti. 79 tane PKK'lı terörist kaldığını altını çizmişti ve onların ayakkabı numaralarına kadar bu devlet biliyor demişti. Yine o açıklamalarını bugün mitingde Süleyman Soylu yineledi. Şimdi efendim Kara İsmailoğlu'na gidelim. Bakan Adil Kara İsmailoğlu'na gidelim. Çünkü Bakan Adil Kara İsmailoğlu Trabzon'da konuştu. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu İpek yolunu canlandıracaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yeni İpek yollarını zaten açtık. Günaydın." yanıtını verdi. Kara İsmailoğlu ayrıca "Türkiye'yi sevmeyen kim varsa karşımızdaki ittifakı destekliyor." dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Kara İsmailoğlu Trabzon'da iş dünyası ile buluştu. Düzenlenen buluşmada konuşma yapan Bakan Kara İsmailoğlu, İpek yolunu yeniden canlandıracaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Kara İsmailoğlu, "Yeni İpek yollarını zaten açtık. Günaydın." ifadesini kullandı. Yeni bir İpek yolundan bahsediyorlarmış. Bakü Tiflis Kars hattını yaptık, Marmara yaptıktan sonra şu anda Çin, Pekin'den Londra'ya trenler kesintisiz gidiyor arkadaşlar. Bu da yetmedi. Bakın, kalkınma yolu diyoruz. Trabzon limanını Basra Körfezi'ne bağlıyoruz.
Zigana Tüneli de bunların önemli bir koridorların akslarından bir tanesi. Hepsi puzzle'ın birer parçaları birbirine ekliyor ve büyük güçlü lider Türkiye'den bahsediyoruz. Biz yeni İpek yollarını zaten açtık. Günaydın beyefendi. Millet İttifakı'nı da eleştirdi Bakan Kara İsmailoğlu. Türkiye'yi sevmeyen kim varsa karşımızdaki ittifakı destekliyor dedi. Bakın karşımızda bir ittifak var. Türkiye'yi sevmeyen, Türkiye düşmanlarında kim varsa burayı destekliyor. Şimdi batılı ülkelerde dergiler yayınlanıyor ve oranın kazanacağını söylüyorlar. Bunlar Türkiye'yi sevdiği için dergilerini söylüyorlar. Asla. Onlar Türkiye'yi hiçbir zaman sevmezler ki. Orta Doğu'da maşa olarak kullanmak isterler diğer ülkelerde yaptıkları gibi. O yüzden Türkiye'nin güçlenmesinden, Türkiye'nin büyümesinden hiçbir zaman bunlar hoşnut olmazlar. Efendim sıradaki haberimiz öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi yakından ilgilendiriyor. Tabii zincirin diğer halkası da veliler. Veliler de bu skalanın içerisine giriyor. Ne efendim haberimiz? 14 Mayıs'ın hemen ertesi günü seçim olduktan sonra okullar tatil olacak mı, olmayacak mı sorusu okullara gittiğimde öğrenciler ve öğretmenler bunu defaten bana sormuşlardı. İşte bu haberimiz onlar için gelsin. Evet, sizin de malumunuz seçimlere çok az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanı Özer 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim nedeniyle 15 Mayıs'ta eğitim öğretime ara verdiklerini duyurdu. Öğretmenlerse hemen 14 Mayıs'ın ertesi günü 15 Mayıs'ta idari izinli sayılacak. Türkiye bir hafta sonra seçimlere giriyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler sonrası eğitime ve öğretime bir gün ara verilecek. Konuya ilişkin haberi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Bakan Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde eğitime ve öğretime ara verildiğini açıkladı. Haberi sosyal medya hesabından açıklayan Özer, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitime ve öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayacağız ifadelerini kullandı. Efendim şimdi kadrajlarımızı yurt dışına çevirelim. Yurt dışında oy kullanma süresi sizin de malumunuz olduğu gibi 9 Mayıs'ta sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 2018 seçimindeki oy sayısını şu ana kadar geride bırakarak 1.514.987'ye ulaştı efendim. Gurbetçi vatandaşlar 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için oy kullanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanma sayısı 2018 seçimlerindeki oy sayısını geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan YSK'dan edinilen bilgiye göre gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında kullanılan oy sayısı 1.514.987'ye ulaştı. Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oy sayısı 2018'de gerçekleşen oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1.358.584 kişi sandık başına gitmişti. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek. Şimdi yurt dışında seçmenler ve gurbetçilerimiz oylarını kullanıyor, kullanmasına. Şöyle biraz geçmişe gidelim. Daha önceki yurt dışı seçimlerinde kıymetli izleyenler, seçim sonuçlarına baktığımızda %60 ila %65 Cumhur İttifakı'nın lehine sonuçlanıyor yurt dışındaki seçimler. Bunu fırsat bilenler ya da bunun olmasını istemeyen PKK'lı, ben alçaklar diyeceğim. Çünkü bu seçimde daha oradaki seçmenlerin hangi ittifaka oy kullandıklarını bilmeden oradaki seçime giden gurbetçilerimizi darp ediyorlar ve orada seçime gitmelerini engellemeye çalışıyorlar.
Herhalde burada yorumu yine size bırakacağım. Şunu mu arzu ediyorlar? Bu istatistiği bildiklerinden dolayı diğer tarafta Millet İttifakı'na verilecek oyları da mı hiçe sayarak tamamıyla oradaki seçmenlerin oy kullanmalarının önüne geçiyorlar? Buradaki yorum sizin, çünkü orada gurbetçilerimiz, seçime giden seçmenler, vatandaşlar darp edildi ve oradaki seçim yapılması, seçim atmosferine maalesef kara bir leke düştü. Kimler tarafından? PKK'lı alçaklar tarafından. Yorum sizin kıymetli izleyenler. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da vatandaşlarla buluştu. Bozdağ, Teknofest'in bir tanesini de Şanlıurfa'da yapacaklarının müjdesini verdi. Lerden biri Selçuk Bayraktar. Bu genç yaşında gerçekten Türkiye'nin bayrakları oldu ve Türkiye'nin adını dünya... Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfalı vatandaşlara Teknofest müjdesi verdi. Bu genç yaşta büyük başarıların altına imza attı. Geçen sizin gibi başka yerde de gençler Selçuk Bey'i Şanlıurfa'ya isteyince aradım kendisini. Sizlerin selamlarını, saygılarını, dileklerini ilettim. Ondan şu sözü de aldım. İnşallah Şanlıurfa'ya da gelecek ve Teknofest'in bir tanesini de beraber Şanlıurfa'da yapacağız. Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının yeni haftayla birlikte 4 ila 6 derece arası düşeceğini tahmin ettiler. Ve Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışların etkili olmasını beklediklerini açıkladılar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu. Yurtta hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece arası düşeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Ege bölgesinde ise parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Efendim, terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonda PKK-KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz öldürüldü. Üzeri çizildi. Yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı MİT, bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor. MİT, bu kez hedefine kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK-KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı aldı. Zerdeş Karadeniz kod adlı Eyvaz Beyaz, uzun süre Türkiye'de faaliyet göstererek eylemlere katıldı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan teröristlerin arasına girdi. Yanı sıra terörden arananlar listesinde ise gri kategoride yer aldı. Irak, ZAP alanlarında güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içinde sorumlu olarak yer aldı. MİT, Beyaz'ı Irak'ın ZAP bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Efendim, tüm dünyada Milli İstihbarat Teşkilatımızın üzerine neden geliniyor ve PKK'lılar, terör örgütleri neden İHA'mızı, SİHA'mızı istemiyor? İşte biraz önce izlediğiniz haber yüzünden nokta atışıyla buluyor, yok ediyor ve oraya yerleşiyor. İHA'lar ve SİHA'lar, dünyanın artık İHA'larımızın, SİHA'larımızın üzerinde dünyanın gözleri ve gerçekten öyle gıptayla bakıyorlar yaptığımız işlere. Her zaman diyoruz ya, Made in Türkiye markalı ürünlerimiz dünyadaki vitrinlerde yerini aldı,
almaya da devam edecek. Çünkü Asım'ın nesli münevverlerimiz, Asım'ın nesli genç delikanlılarımız, imanlı delikanlılarımız o derin uykusundan uyandı, İHA'ları, SİHA'ları üretiyor, geliştiriyor ve en önemlisi bu savunma sanayinde üretip geliştirdiklerimizi tüm dünya halklarının iyiliği için kullanıyor. Onları korumak, onları kollamak için kullanıyor. Böyle terör örgütlerinin de üzerini tek 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 işte bu haberdeki gibi çiziyor efendim. Elhamdülillah. Eski Türkiye çok geride kaldı. Şimdi bu haberimiz yine savunma sanayinden. Biliyorsunuz TCG Anadolu çok yakın zamanda kardeşi gelecek, Rumeli gelecek. TCG Anadolu İstanbul'da gösteriye çıktı. Herkes o gösterimde TCG Anadolu'yu gördü. NATO gıptayla baktı ve çamur attı. Niye çamur atıyor anlamıyoruz. Onu da anlamıyoruz. Çünkü Türkiye NATO'nun bir ülkesi, NATO'nun bir müttefiki. Şöyle kabarması lazım koltukların NATO'nun, öyle değil mi? Ya bizim müttefikimiz, bizim üyemiz Türkiye TCG Anadolu'yu yaptı. NATO'yu biraz daha güçlendirdi, biraz daha kuvvetlendirdi demesi lazım. Ama demiyorlar. Neden? Türkiye imanı yüreğinde, efendim ihlası zihninde ve ilahi kelimetullah için yol yürüyor da ondan demiyor. Ondan istemiyorlar. Ondan işte karalama çabalarını ve politikalarını sürdürüyorlar devamlı. Haberimize dönelim hemen. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı efendim İstanbul'dan sonra TCG Anadolu'yu görmek isteyen binlerce İzmirli bugün de uzun kuyruklar oluşturdu. Saatler süren bekleyişin ardından sıra kendisine gelen vatandaşlar içeride gördükleriyle gurur duyduklarını belirtti. Gurur duymamak mümkün mü? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen ilk silahlı insansız hava aracı İzmir'de yoğun ilgi görüyor. TCG Anadolu 3 Mayıs tarihinden bu yana İzmir Alsancak Limanı'nda vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. Sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturarak gemiyi gezme fırsatı buldu. Polis ekiplerinin güvenlik önlemlerinden geçtikten sonra içeriye giren vatandaşlar gurur duyduklarını söyledi. Çok gururlandım. Sonunda kendi gemimizi yapabildik, kendi savaş gemimizi yapabildik. İçindeki tanklar olsun, SİHA'lar olsun, bayraklar olsun, ondan sonra kızlarım olsun. Hani ben tüylerim diken diken oldu, gözlerim doldu, ifade edemiyorum kendimi. Bu yaşta bunları görmek çok güzel. Gelecekte de inşallah daha iyilerini yapacağız. Efendim TCG Anadolu'dan sonra başka bir gururumuz, başka bir onurumuz. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'u bugün Bartın'da sergiledik. TOG vatandaşlar tarafından yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gördü. İşte TOG. Türkiye'nin otomobil girişim grubu TOG tarafından üretilen T10X model elektrikli araç bu kez Bartın'da sergilendi. Tanıtım çalışmaları çerçevesinde kente gelen yerli araca vatandaşlar büyük ilgi gösterirken aracı yakından görmek isteyenler adeta birbiriyle yarıştı. Yoğun yağışa karşın kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar araç içinde fotoğraflar çektirerek tarihi günü ölümsüzleştirdiler. Vatandaşlar büyük bir gurur içinde olduklarını ifade etti. Türkiye'nin gururu. 60 senede beklediğimiz hayal gerçek oldu. Reisin sayesinde daha çok yola kat edeceğiz. Çok güzel. Türkiye'mize hayırlı olsun. İnşallah bana da nasip olur. Geldi de biz de gurur duyuyoruz. Allah sağ ol vermesin. Gerçekten 10 numara. Allah güle güle büyümeyi nasip etsin herkese. Geldi aracımız TOG. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bartın'da bugün çok sevinçliyiz, çok gururluyuz. Bartın sokaklarında aracımız gezdi. Mutluyuz. Çok mutluyuz. Efendim Mersin'in Anamur ilçesini dün hortum vurdu. Meydana gelen hortum ve fırtınada 13 kişi yaralandı. Fırtına ve hortumda 100'den fazla sera da yerle bir oldu. Hortumun bıraktığı izler bakın nasıl görüntülendi. Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen fırtına ve hortum önüne geleni yıktı geçti. Devasa hortum, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı.
çatılara uçurdu, bir iş yerini yıktı, bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. Taksiyi attı, taksiyi, dubloyu. Önümüzde attı. Ceyran telleri bak, rüzgar dubloyu gözümüzün önünde dereye attı. Olaylarda ölen olmazken 13 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre 100'den fazla muz terasının zarar gördüğü belirtildi. Bu hortum nedeniyle buradan şimdi serayı görüyorsunuz, tahmin ediyorum seranın muz terası burası bir. Ta buradan Mevla bir yol açmış, ta yukarıya kadar şeye kadar neredeyse Doğaneli dediğimiz veyahut da Kalınören dediğimiz yere kadar buraları yerle bir etmiş. Can kaybımız yok. En büyük tesellimiz o aslında. 9000 metrekareydi. Hemen hemen 9000 metrekarenin hemen hemen hepsi zarar gördü. Şu anda bayağı sıkıntılı. Gördüğünüz gibi bugün dükkanda yoktuk. Yani Allah'tan içinde yokmuşuz. Hani olsak halimiz perişanmış. Yani diyecek bir şey yok. Yalnız vardı. İşte hortum aşağıdan gelince direkt buraya dalmış çıkmış yani. Efendim bu haberler bizi çok üzüyor. Şimdi yurttan derlediğimiz trafik kazaları var sırada. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kaza sonucu 4 çocuk ve anne boğularak hayatını maalesef kaybetti. Kaybolan 9 yaşındaki Asuman'a ulaşmak için arama çalışmaları devam ediyor. Bir feci kazada Hatay'da meydana geldi. Freni patlayan kamyon birçok aracı önüne katarak sürükledi. Yanan araçlar alev topuna döndü. Olayda tam 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. 30 kişi de maalesef yaralandı. Feci olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ mahallesinde meydana geldi. Hasan Ç. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Sürücüsünün devrilmesinden önce araçtan atlayarak kurtulduğu olayda bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç ve polis ve itfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından otomobili vinç yardımı ile sulama kanalından çıkardı. Çalışma sonucu su dışına çıkarılan araç içerisinde 4 çocuğun ve anne Özlem'in cansız bedenine ulaşıldı. Suya kapılarak kaybolan 9 yaşındaki Asuman'ı arama çalışmaları sürüyor. Bir feci kazada Hatay'da yaşandı. Çekici ile çarpışan kamyon karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildi. Kazada 13 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Kaza sonrası kamyon ve minibüsün bulunduğu bölgede yangın çıktı. Çıkan yangın yanındaki iki araca daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada 13 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Efendim, kolluk kuvvetlerimizin uyuşturucuyla mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Polis ekipleri Tekirdağ'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 kişi tutuklandı. Düzce'de durdurulan yolcu otobüsünde ise kedi kumu kutularına toplam 25 kilo 248 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 2 kişi de gözaltına alındı. Artık pes. Polis ekipleri gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde asayiş ekipleri belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Larissa adlı uyuşturucu köpeği de görev aldı. Adreste yapılan aramalarda satışa hazır halde 190 fişek eroin, bonzai, 29 adet şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 1 kilo 350 gram ester maddesi ele geçirildi. Gerçekleştirilen baskında 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5 kişi tutuklandı. Düzce'de ise polis ekipleri İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsteki iki yolcunun valizlerinde narkotik arama köpeği ile yapılan aramada kedi kumu kutularına gizlenmiş 6 parça halinde toplam 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Hem bu operasyondan başka bir operasyona geçiyoruz. İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E5 Halıcıoğlu'nda silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir ticari taksiye operasyon düzenledi. Takside yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken gözaltına alınan sürücü tutuklandı. İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün saat 21.30 sıralarında E5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde bir ticari takside silah ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler ticari taksiye operasyon düzenledi. Halıcıoğlu üst geçit altında ihbar edilen taksinin bekleme yaptığı görülmesi üzerine ekipleri aracın yanına yaklaştı. Ancak polisleri gören taksici kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Uzun süren kovalamaca sonucunda önü kesilerek durdurulan araçtaki taksici kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Araçta arama yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri şeffaf bir poşet içerisinde 10 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Gözaltına alınan taksici, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksici, silah ticareti ve kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medya yine can aldı. Mardin'de Suriye uyruklu bir genç TikTok videosu için su kanalına atladı. Başı dibe vuran genç hayatını kaybetti. İşte o anlar. TikTok videosu çekmek için kanala atladı, canından oldu. Olay Mardin'in Dirik ilçesine bağlı Dumlupınar mahallesinde yaşandı. Suriye uyruklu Huleyna El Hüseyni isimli genç, sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek için su kanalında bulunan köprünün üstüne çıktı. Görüntüyü çekmek için telefonunun kamerasını açıp kız kardeşine veren Hüseyni köprüden su kanalına atladı. Kafası kanal zeminine çarpan Hüseyin'i su yüzeyine çıkarak hareketsiz bir şekilde ilerledi. O anları Hüseyin'in kız kardeşi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kız kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak çok geçti. Sağlık ve jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Hüseyin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evet, işte beğeni uğruna bir can daha gitti. Yapmayın gençler artık, yapmayın. Yapmayın, aklınızı başınıza alın. Kahramanmaraş'a gidiyoruz efendim. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Elazığ'da çiftçiler mevsimlik işçi bulmakta zorlanıyor. Depremden dolayı işçilerin dağıldığını aktaran çiftçiler zorluk çektiklerini söyledi. Deprem afetinin ardından Elazığ ve Malatya başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsimlik işçilere ulaşım zorlaştı. Depremin ardından bölge halkı göç edince mevsimlik işçi arayan çiftçilerin işi de zorlaştı. Baksil ilçesine bağlı Bilal Uşağı köyünde tarım yapan çiftçiler mevsimlik işçi bulmaktan yakınıyor. Şu an 6-7 kişi yeli günlük. İşçi sıkıntısı, depremden ötürü işçiler dağıldı. Yani grupları 20-30 kişi vardı. Ama bu sene dağıldılar, toplayamıyoruz. Yani kadın gidi çadırda tek tek arıyor, bulamıyor. 4-5 kişi geli, kendimiz de yardım ediyoruz. İşçi yok. Çiftçiler mevsimlik işçi eksikliği sonucunda ürünlerin toplanmamasından korkuyor. Bu sene işçi az. Bir sene hiç işçiler yok. Depremden dolayı sıkıntı çok. İşçi bulunmuyor. Şu tarlada 10-15 kişi çalışacağına şu an 5-6 kişi çalışıyoruz. Yokluğundan dolayı, işçi sıkıntısından dolayı. Evet, devasa tarlalar, eğer onlar hasat yapılmazsa Türkiye'de bir sıkıntı yaşanacağını şimdiden görebiliyoruz sevgili izleyiciler. Öyle dile kolay. O tarlaları ekmek, biçmek, hasat etmek gerçekten çiftçi için çok zor. Eğer işçiler bulunamazsa Türkiye bu anlamda, tarım anlamda bir darboğazı daha girecek gibi gözüküyor. Şimdi efendim, her yıl Nisan ayında açan Muş Ovası'nın kırmızı laleleri ziyaretçilerin akınına uğruyor. Kırmızı ve yeşil laleler doğal güzellikleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
devasa ova kırmızıya büründü. Büyüleyici laleler böyle görüntülendi. Muş'un 1071 ismiyle tescillenen ve koruma altına alınan Muş lalesi, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Muş'un çeşitli bölgelerinde yoğun bir şekilde açan laleler, karlı dağlarla birlikte seyri güzel görüntüler ortaya çıkarırken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Bugün sabah erken saatlerde uyandık. Bu doğası harika bir yere nasıl bir an önce gidelim diye heyecanla bekledik. Koşarak geldik ama gerçekten çok muhteşem. Grup arkadaşlarımla birlikte buranın güzelliğini biliyorduk ama bugüne kısmet oldu. Arkadaşlarımla birlikte geldik. Çok güzel bir görüntülerle karşılaştık. Karşı tarafta bu karlı buzlu dağlar, burada böyle laleler, yeşillikler, muhteşem bir görüntü var. Doyamadım. İnşallah buraya daha çok geleceğim. Fotoğraf tutkunları da eşsiz manzaraları, fotoğraf makineleri ve havadan dronlar ile görüntüleyip arşivlerine katıyor. Fotoğrafçıların yanı sıra vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören lale tarlaları sezon boyunca binlerce insanı ağırlıyor. Efendim, ressamı yüce Rabbimiz olduğu için bakın her yer, Türkiye'nin dört bir köşesi cennet vatanımızdan bir köşe sevgili izleyiciler. Bu güzel görüntülerle hafta sonu ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın ve hafta içerisinde sizinle Mustafa Balev olacak. Biz size haftaya kadar emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Selamlar.